Hafta sonları dilerim. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün yine alanında uzman konu ve konuklarımızla karşınızdayız. Evlerinize misafiriz. İlk konuğumuz çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Asilhan Kılınçlı ve eşi diyetisyen Aslı Kılınçlı. İsimleriniz çok benziyor. Başta evet. e, o dikkatimi çekti. Nasılsınız? Önce Aslı Hanım'la başlayalım. Teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Teşekkür Siz ediyoruz, Büşra Hanım. Bugün e, çocuk hastalıklarından özellikle ateşlenmelerden bahsedeceğiz. E, bu durumlarda neler yapılması gerektiği hakkında da nasıl beslen, beslenilmesi gerektiği hakkında da Aslı Hanım e, evet. fikirlerini ve bilgilerini iletecek. E, çocuklar ateşlendiği zaman ne yapmamız gerekiyor? Önce bununla başlayalım. Ya öncelikle ateş nedir diye bir e, kavramla başlayalım isterseniz. Normalde bizim ve tabii ki çocuklarında normal bir vücut ısısı var. Ateş tabii ki normal vücut ısısının üstüne çıkmak olarak ifade edebiliriz. Bizim bu vücut ısımızı ayarlayan beynimizde e, bir bölge var. Termoregülatör bir bölge, hipotalamus da bulunuyor ve adeta bir termostat görevi görüyor. Yani bizim vücut ısımızı 37'nin üzerine çıkarmıyor diye düşünebiliriz. E, bu şekilde vücut ısısı sağlanıyor ve fakat e, dışarıdan bazı e, ajanlar, ee, virüs ve bakteri gibi ajanlarla bu termoregülatör bölgeye yani termostat bölgesi etkilenebiliyor. Dışarıdan bir virüs veya bir bakteri vücudumuza girdiği zaman tabii ki savunma sistemimizin hücreleri, makrofajlar bunları algılıyorlar ve bundan dolayı bazı medyatörler aracı maddeler salgılıyorlar ve hipotalamusta bir etkilenme oluyor. O işte o termostat ayarı 37 derecenin üzerine çıkıyor. 38'e, 39'a, 40'a çıkabiliyor. Biz buna ateş diyoruz. Peki en sağlıklı ölçme şekli nasıldır? Yani ateş çocukların ateşini yani ölçerken. yani aslında değişik ateş ölçüm teknikleri var. Değişik yerlerden ölçülebiliyor. Birçok yerden ölçülebiliyor. Rektal ateş ölçülebilir. Kulaktan e, timpanik membran yani kulak sarını e, hedefleyen e, ateş term e, ateş ölçerlerle ölçebiliriz ya da gövdeden, koltuk altından, alından ölçülebilir. Bunların kendine göre değerlendirmeleri söz konusu. Yani timpanik ve rektal e, ateşte 38 ve üzeri ise ateş kabul ederken e, aksiller ya da gövdeden ölçülen ateşte ise 37,2 ve üzeri. Yani 37,3 ve üzeri diyelim. 38'e kadar olan ateş hafif ateş, 38'in üzerindeki de daha e, ciddi bir ateş olarak değerlendirilebilir. Evet. Peki bebeklerin ateşi kaç derece olmalıdır? Yani aslında bu söylediğim e, duruma bebeklerin ateşi de giriyor. Yani onların da bir farklılığı yok. Sadece bebeklerdeki ateşle alakalı olarak şunu söyleyebiliriz. Yani bizlerin e, çocuk hekimleri olarak çocuklar için şu sözümüz var. Çocuklar erişkinlerin minyatürü değildir. Yani çocuklar yaşa e, göre çok değişik olarak ateşe yanıt verebilir. Daha doğrusu e, savunma sistemleri gittikçe düşebilir. Yani bir aylık bir çocuk yani yaşa göre sınıflandıracak olursak bir aylık bir çocuk özeldir. 3 aya kadar yine özeldir. 3-36 ay ayrı bir grup 36 ayın üstü ayrı bir gruptur. Bir aylık bir çocuğu gerçekten ateş olarak değerlendiriyorsak hiçbir kan tetkiki yapmadan yani doktor ateş olarak değerlendiriyorsa hiçbir kan tetkiki yapmadan direkt yoğun bakımı alırken. 9-10 yaşındaki bir çocuğu isterse 38 derece olsun isterse 39 derece olsun isterse 40 derece olsun e, evine... Belki de hiçbir tedavi vermeden belki hafif bir ateş düşürücü vererek gönderebilir. Yani yaşa göre değerlendirmemiz çok farklı oluyor. Onun dışında çocukların özelliklerine göre değerlendirmemiz çok farklı oluyor. Çünkü ek hastalığı olabilir, kronik akciğer hastalıkları olabilir çocukların. Onun dışında işte hidrosefali gibi immün yetmezlik gibi ek hastalıkları olabilir. Ona göre de değişik değerlendirmeler söz konusu olabilir. Aslında çocuktan çocuğa değişiyor. Çocuk, Kişiden kişiye değiştiği gibi değil mi? Çocukların yaş grubundan çok etkileniyor. Ek bir faktör olmasından çok etkileniyor. Çocuğun oza, o an e, da genel durumunun nasıl olduğu, iyi yani bütün çocuklar ateşi olduğu zaman birazcık uykulu, birazcık az yer ama huzursuz velakin olurlar. birazcık huzursuz olabilir. Ama velakin bu huzursuzluk çok şiddetliyse, çok uykuya meyilliyse e, işte anne sütünü dahi örnek olarak veriyorum almayacak durumdaysa bu çocuk daha risklidir diye değerlendirebiliriz. Yani yaşa göre, i̇şte, ek faktörlere hı. göre değişiyor bu özellik ve çocuğun o anki genel durumuna göre ateş çok farklı seyredebilir. Yani 3 ay ve 6 çocuklarda özellikle ateş olduğunu düşünüyorsak yani çok ortam sıcaklığı yüksek değilse 22-24 derece gibi bir oda sıcaklığı sağlanmış ise... Kat kat giydirilmemişse ev içerisinde normal bir şekilde tutulmuşsa ve ateşe varsa 3 ay altı çocuklar tabii ki daha kısa sürede değerlendirilmesi gerekirken 3 ay üstü çocuklar için iş değişir. 36 ay üstü yani 3 yaş için 3 yaş üstü içinse çok değişir. Öyle, Öyle. söyleyeyim. E, aslında şu dönemde pandemi döneminde özellikle anneler çok titiz bu konuda. Hı hı. Yani ne olduğu zaman ateşi kaç derece olduğu zaman ve ne gibi e, şeyler işte çocuklarında fark ettikleri zaman hemen doktora başvurmaları gerekiyor. Aslında biraz önce ifade ettik, ettiğim sıraları takip etmek lazım. Yani bir aylık bir çocuksa ateşi varsa direkt doktora gitmeleri lazım. Ya da üç aya kadar bir çocuksa çok beklemeden doktora gitmekte fayda var. Ama ve lakin daha üstü çocuklarda belki hani ateş derecesi 39 derece ve üzeri bir odak yoksa mesela biz odak dediğimiz şey diyelim ki bir burun akıntısı bir ishal gibi bir şikayet varsa bunu odak olarak kabul ediyoruz. Bizim korktuğumuz şey ateşte bu ateş hayatı tehdit eden bir durum mu değil mi? Bunun ayrımını yapmak lazım. Yani bakteriyel bir enfeksiyon mudur? Viral bir enfeksiyon mudur? Çünkü viral enfeksiyonlar daha hafif seyirli ve hayatımızın çoğu kısmında aslında viral enfeksiyonlarla karşı karşıyayız. Ve bunların çoğu hafif olarak seyreden enfeksiyonlar. Ama bakteriyel enfeksiyon değerlendirmesi gibi bir durum biz doktorlar yapıyoruz. Anneler de e, çocuğu dediğim gibi uykuya çok meyilliyse hiçbir şey almıyor. Yani biraz iştahsız olabilir dediğim gibi ama e, anne sütü dahi almıyor bir pozisyondaysa. E, işte genel durum benim çocuğum bu değil dediği e, toksik bir görüntü varsa çok uykuya meyilliyse ümün yetmezliği olan bir çocuksa yine yaş nasıl küçüldüğünde direkt doktora gidiyorsak eğer ümün yetmezliği varsa yine doktora gidiyoruz. Yani bu tip durumlarla değerlendirebiliriz. Evet, bu arada Aslı Hanım size de sorularımız var. Bu dönemde nasıl çocuklar nasıl beslenmeli? Anneler nelere dikkat etmeli? Özellikle enfeksiyon dönemlerinde, buna tabii ki giriş yapmadan önce sağlıklı bir nesil için sağlıklı çocuk şart. Bunun için de çocuklarımıza daha bebeklik döneminde doğru beslenme alışkanlığı kazandırmamız gerekir. Bunun için tabii ki mevsiminde sebze meyve tüketimi oldukça önemli. Çocuklarımız özellikle enfeksiyon döneminde Antoksidan besinler, e, tabii ki içinde A vitamini, C vitamini, E vitamini oldukça bu dönem için bizim destekleyici. Probiyotikler oldukça önemli. Tabii ki çinko desteği önemli. E, bunları tek tek kısaca açıklayacak olursak, e, C vitamini tabii ki immün sistemde e, olmazsa olmazlarımızdan. E, vücudumuzda birçok e, reaksiyona da faaliyet gösteriyor. Kolejen, sentezinde yaraların çabuk iyileşmesinde özellikle immün G ve e, M'de. Ee, Onu uyarıcı bir faktör C vitamini. Bu da dolayısıyla bağışıklığımızı desteklemekte. Çocuklarımıza e, tabii ki C vitamini içeren e, gıdalar tüketmemizi öneriyoruz. O, bol bol bunu özellikle bu Covid pandemisi döneminde tabii ki. Aynı zamanda C vitamini kullanımı yapılan pek çok araştırmada da e, görünüyor ki e, günde 0,5 ila 2 gram e, tüketilmesi üst solunum yolu enfeksiyonlara karşı e, ciddi bir koruyucu olduğu kanıtlanmış. Tabii ki C vitamini kaynakları neler? Öncelikle bunu besinlerle çocuklar rahatlıkla alabilirler. Turunçgillerde bol var, bol bol var. Onun dışında limonda var, brokoli de tabii ki kuşburnunda, taze kuşburnunda, yeşil biberde, maydanozda, marulda, oldukça kivide ve çilekte oldukça yüksek. Bu kaynakları tüketmesine özen göstermeli. Onun dışında C vitaminden ayrı çinko desteği önemli. Çünkü çünkü da birçok Vücudumuz için e, immün bağışıklılıkta görevde, vücudumuzda olan oksidatif hasarı azaltır. Çinko da aynı zamanda e, aynı vücudumuza bir destek görevi görür. Çinko içeren besinleri kullanmakta fayda var. Çinkolar daha çok ne var? Çinko hangi besinlerde var? Daha çok deniz mahsullerinde mevcut. Onun dışında sütte e, sütte var, yoğurtta var. E, sakat hatlarda oldukça yüksek. Onun dışında kuru yemişlerde özellikle kabak çekirdeğinde oldukça yüksek. Tabii ki çünkü tüketmelerini öğreniyoruz, öneriyoruz. Özellikle vejetaryenler yani çinko desteği alma konusunda dikkat etmeleri gerekir. Çünkü daha çok hayvansal kaynaklı besinlerde çinko mevcut. Onun dışında probiyotik olmazsa olmazlarımızdan hastalık yapan mikroorganizmalara karşı probiyotikler bir kere mukozamızı korurlar. Kefir öneriyor musunuz? Tabii ki. Şimdi tam ona da değinecektik. Probiyotik içeren gıdaların başında tabii ki kefir, yoğurt, peynir, turşu, elma sirkesi gibi gıdalar probiyotik içeriği yüksekler ve dolayısıyla immün sistemimizi destekleyici rol alırlar. Özellikle ev yoğurdu çocuklarımıza kullanmamız oldukça önemli. Ev yoğurdu T-Lemfositlerini uyararak bağışıklık sistemimizi desteklerler aynı zamanda. Ya da evde yaptığımız yoğurtlara, çocuklara küçük kavanozlarda yapacaksak dışarıdan probiyotik ekleyerek mayalarına yapabiliriz. Oldukça destekleyici olur. Aslında daha çok evet. bağışıklık sistemini güçlendirmeye aynı. çabalamamız gerekiyor Tabii ki. değil mi? Bunlar Tabii olduğu ki. zaman ateşli hastalıklar da olmayacak Tabii. gibi bir şey. Yani ne kadar sağlıklı beslersek çocuklarımızı... Aslında dengeli... Yani, evet. yani bütün gerekiyor. besin gruplarından almaları önemli bizim için. Tek tip beslenmeyi çok uygun görmüyoruz. Yani et grubu, süt grubu, e, onun dışında meyve sebze grubu, tahıl grubu. Bu beslenme bir bütün. Yani bunu sadece ben tek bir yöne eğilirsem demek çok doğru değil. O yüzden bütün besin gruplarını tüketmemiz önemli. Bir de D vitamini oldukça önemli immün sistem için. Yaz aylarında hani güneşe maruz kaldığımızda güneş ışığıyla vücudumuz tarafından üretiliyor. Yalnız kış aylarında tabii ki D vitamini ihtiyacımız var. D vitamini daha çok besinlerle de tabii ki alabiliriz. Mesela yumurtanın sarısında D vitamini oldukça yüksek. Sardalya, somon gibi yağlı balıklarda D vitamini yüksek. Bu önemli. Ayrıca çocuklarımıza şuna da değinmek istiyorum. E, haftada iki gün mutlaka balık tüketilmesini öneriyorum. Hem kalsiyum fosfor dengesi hem D vitamini hem omega 3 açısından tabii ki immün sistemini çocukların destekler ve birçok hastalığa karşı doğal bağışıklık kazanmış oluruz. Hani illaha böyle tab tablet ilaç iç günlük haftada iki gün balık yiyen bir çocuğun ekstra omega 3 tableti kullanmasına aslında gerek yok. Değil mi? Evet, evet daha doğal. E, bu arada hocam e, bu aşılara nasıl bakıyorsunuz? Aşılar hakkında da birazcık sizden fikir. Yani aslında bakarsanız enfeksiyon hastalıklarında aşının yeri çok büyük tabii ki. Yani ateşli hastalıklarda biraz önce risk sınıflandırması yaparken yaşı ve diğer konuları söyledik ama aşılı bir çocuk ve aşısız bir çocuk arasında da aslında risk çok değişiyor. Yani eğer bir çocuk aşılı ise onun ciddi bir enfeksiyon geçirme olasılığı çok daha düşüyor. Yani bizim için ciddi enfeksiyonlar, bakteriyel enfeksiyonlar, menenjit gibi sistemik, şok, sepsis yapacak enfeksiyonlardır. Ve bu aşılarla çok düşüyor. Bu bağlamda aslında Covid içinde benzer durumlar söz konusu. Hı hı. Ee, yani birçok aşı geliştirildi. Tabii ki toplumun aşılanması, genelinin aşılanması çok önemli. Aslında aşı kişiyi korumak için değil, toplumun tamamını korumak içindir. Yani ben aşısızım ama toplumun tamamı aşılıysa ben yine korunabilirim. Ama... Toplumun e, tamamı aşısız e, ise e, herkes birbirisi için birbiri için risk faktörü olacaktır. Birçok dediğim gibi aşı şekilleri var. İşte aşının direkt virüsün kendisinin ya zayıflatılmış ya da canlı şekli kullanılabiliyor. Ya da işte mRNA ya da DNA denen e, kısmı kullanılabiliyor. Protein kısımlarının kullanıldığı e, veya vektör olarak Kullanılan aşılar var, değişik aşı tipleri var. Bizde kullanılan biliyorsunuz inaktif virüsün kendisinin kullanıldığı bir e, aşı, Sinovac aşısı ne vakası aşıyı tabii ki ne bulursak aslında hangi aşı olursa olsun şu an için yapılması gerektiği düşünülüyor. Öneriyorsunuz evet, yani değil ki. mi? Tüm evet, aşıları öneriyoruz evet, yani. Evet. Işte, için tüm aşıları. Kimileri e, asla aşı yapılmasın diyor. Hı hı. Hatta hani o bebeklik döneminde yapılan aşılardan da e, bahseden bir kesim var asla yapılmasın evet. ama bir yandan da yapılmasını e, doğru bulanlar var. Evet, çünkü Türkiye'de aşılama son derece iyi yapılıyor ve insanlar bu aşılamanın iyi yapılmasından dolayı hayatı tehdit eden e, ...hastalıkları çok sık görmüyorlar. Aslında bunun verdiği bir körlük var. Yani eskiye döndüğümüzde... ...kendi hocalarımız der ki... ...yani bu ateşle alakalı ben görüyorum... ...bizlerden hocalarımız... ...inanın ateşli hastaya yaklaşırken... ...daha dikkatli yaklaşıyorlardı. Neden? Çünkü ağızları sütten yanmıştı... ...yoğurdu üfleyerek yiyorlardı. Şimdi ortamda tabii aşılı olduğu için herkes risk faktörleri azalmış durumda. Biz şunu şöyle gördük. Mesela Suriyeliler bizim ülkemize geldiğinde biz kızamığı tanımış olduk. Bizde az miktarda aşısız olan kişiler kızamık oldular. Toplumun geneli gene çok etkilenmedi. Çünkü biz kızamık aşısı oluyorduk. Ama evet. onlardan kızamık faktörü gelince anladık ki aşı çok önemliymiş. Bu sayede aşısızlar sayesinde sağ olsunlar biz kızamığı tanımış olduk yani öyle söyleyeyim. Evet. Aslında çok sorumuz hı. var. Çok da seyircilerimizden de soru geliyor ama inşallah bir sonraki programa ya. diyelim. Ayaklarınıza hı hı. sağlık. Teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyoruz. Teşekkür e, çok teşekkür yani teşekkür hangi ediyoruz. aşağı olursa olsun kısmını vurgulamak istiyorum. Hı hı. Bizim aşımızın da üstün tarafları var. Kullanılan bizde Türkiye'de kullanılan aşılarında üstün tarafları söz konusu mutasyonlardan çok etkilenmeyecek diye düşünüyoruz. Hı hı. Çok teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Teşekkür ediyorum.